Tekrardan merhaba arkadaşlar. Son haftamızdayız, 14. hafta. Geçen hafta bellek sistemi ve hiyerarşisi, bunları işlemiştik. Bellek nasıl olmalı? Bellek büyük olmalı ama çok da büyük yapamıyoruz. İşlemcinin içine sığdıramıyoruz. Dışarı koymak zorunda kalıyoruz ana belleğimizi. Ucuz olmalı bellek. Çok pahalı olursa da bit başına düşen, değil mi, dolar yüksek olursa o da sıkıntı bizim için. Başka? Bellek çok hızlı olmalı. Çünkü sürekli load store gibi instruction'lar var. Birçok benchmark'a göre yaklaşık %20-30 instruction belki de load store. Dolayısıyla belleğin hızlı olması lazım. Büyük olması lazım. Aynı zamanda da ucuz olması lazım. Bunu yapmak mümkün olmadığı için biz bir bellek hiyerarşisi kullanıyoruz. Bilgisayar uzmanları, scientistler, bilgisayar bilimciler bunun daha iyi olduğunu bulmuşlar. Şu bir CPU dediğimiz unit ise bunun içerisinde işte genelde bir core deniyor. Burada da bir genelde hatta birden fazla core olsun. İçerisinde bunların işte bir level 1 birinci seviye ön bellek oluyor. Belki ikinci seviyeler de ayrık oluyor artık. Bir de üçüncü seviye koyuyorlar. Atıyorum bunların büyüklüğü 32K gibi bir şey. Şunlar genelde 256-512K seviyelerinde. Bu da belki 8-16-32 MB seviyesinde bir L3 oluyordu. Artık buralarda da bulamazsa aradığı veriyi load store yaparken ne yapıyordu? Buradan bir main memory'ye gidiyordu. Main memory'de de burada hani artık günümüzde DDR5 çıktı. DDR5 teknolojisi var. Ve burası DRAM dediğimiz yapı oluyordu. Çipin içindekilerse SRAM dediğimiz yapı oluyordu. Bunlardan bahsettik. Burası uzak oluyor ama çok büyük ama ucuz. Burası yakın, hızlı ama pahalı. Böyle şeyler vardı. Bu yüzden hiyerarşi vardı. Ön belleklerden biraz bahsettik. Öbellek değil, ön bellek. Bunlarla ilgili biraz örnek çözmek istiyorum. Sonra da biraz da gömülü sistemler, mikro denetleyiciler, system on chip ve trends. Trends. Yani günümüzde bu computer architecture alanındaki trend olan konular neler? Mühendis olacak olan birisi bu konulara ilgi duyuyorsa hangi konular üzerine birazcık çalışması onun için kariyeri açısından faydalı olabilir? Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum inşallah. Şöyle bir örnekle başlayalım örneklerimizi. Direct mapped cache doğrudan adreslemeli ön bellek. Değil mi? Doğrudan adreslemeli ön belleğin sadece bir adresteki veri sadece bir blokta, bir satırda olabiliyordu. Başka bir yerde olma ihtimali yok. Tek bir yerde olabiliyorsa tek bir karşılaştırıcı yeterli. Değil mi? Çünkü buradan ilgili satırdan etiketi alacak, valid mi diye bakacak, etiketi alacak. Etiket doğruysa tamam bu veri gerçekten buradadır. Etiket doğru değilse o zaman yani bu veri burada değildir. Yukarıdan getirmek gerekir. Şimdi 1024 tane bloktan oluşan 4 kilobayt ön bellek. 32 bit adresleme var. Bu ön belleği çizin dediğimde bunu çizebilmemiz gerekiyor. Tamam, yani 32 bit addressing var. 1024 tane bloktan oluşuyor. Blok satır anlamında. Ve 4 kilobayt. Şimdi burada önce şunu hesaplayacağız. Ha, sorunun bir şıkkı da şu olsun. Ön bellekte toplam kaç bit var? Tamam. Sorunun bir şıkkı bunu çiziniz. Diğer şıkkı da ön bellekte toplam kaç tane bit var? Tamam. Şimdi önce şöyle bir başlayalım. 1024 tane satır var. Ne yaparım? Mesela şu an soruyu çözüyor olayım. Şöyle 1024 tane satır var. 0'dan 1023'e kadar. Tamam. Peki ön belleğimin boyutu ne kadar? 4 kilobayt. 4 kilobayt. O zaman benim bir blokta, şu bir blokta ne kadar byte verim var dersen 1024 kiloyu götürür. Kilo 1024 demek. O zaman 4 byte. Demek ki bunun data kısmı
Data kısmı 4 byte'mış. Tamam. Buraya 32 bit yazabiliriz veya 4 byte yazabiliriz. Bu benim data kısmı. Tamam. Şimdi 32 bitle adresleniyormuş, değil mi? Bir kere byte offset'i unutmamam lazım. Çünkü byte addressing var. Burada bunu yazmamışım ama byte addressing yani her bir adres bir byte'ı gösteriyor. Dolayısıyla bu blokta aslında 4 tane adresten oluşuyor gibi düşüneceğiz. Çünkü byte addressing var. Ve 4 byte olduğu için 32 bit aynı zamanda 4 byte'tır. Çünkü 1 byte eşittir 8 bit'tir. Tamam. Dolayısıyla byte offset 4 tane byte'ı adresleyebilmek için 2 üzeri 2 4'tür. O yüzden buraya 2 bit gerekir. Byte offset 2 bit. Tamam. Sonra benim index kısmı var. İndeks. Yani bu satır sayısını bloktaki adresi gösterecek. İndeks bakın 1024 demişim. 1024 bloktan oluşuyor. 1024 nedir? 2 üzeri 10'dur. Tamam. Dolayısıyla buraya da 10 bitle adresleniyor. Peki geriye ne kaldı? Etiket kısmı kaldı. Toplam 32 bit adresleme vardı. 2 byte offset, 10 index kısmı 12. Geriye de burası da tag dediğimiz etiket. Burayı karşılaştırma için kullanılacak. Dolayısıyla benim artık data böyle dedim. Şurası tag olacak. Tag 20 bit olacak. Hani bir bitte validimiz vardı. Geçerli mi burası diye. Valid biti. Böyle bir ön bellek yapısı. Tamam. Burada bir karşılaştırma nerede oluyor? Şunla şuradan gelen tag karşılaştırılıyor. Eşit mi diye bakılıyor. Aynı zamanda valid de varsa bu ikisi entlenerek şöyle hit yani evet burada gerçekten ben aradığım şeyi buldum diyorsunuz. Tamam. Peki bu ön bellekte toplam kaç bit var? Bu soruya cevap arayalım. Data kısmı var, tag kısmı var, valid kısmı var. Sütun sütun bakarsak. Hepsini hesaplayalım. Data, ya şöyle de hesaplayabilirdim. Tabii bir blokta kaç bit var? 32 artı 20 artı 1. 32 artı 20 artı 1. Tamam. Çarpı 1024. Aslında bu şekilde de hesaplayabilirim. Tamam. Çarpı 1024. Bu şekilde de hesaplayabilirim. Ben burada ayrı ayrı yazdım. Yani data kısmı 32 bittir. Bundan 1024 tane var. Bit. Bakın bit. Bit önemli. Byte demedim. Bit. Yani byte desem 8'e bölmek lazım bunu. Tag etiket 1024 ile 20 biti çarpacağım. Valid 1024 ile 1'i çarpacağım. Bunları topladığımda toplam 54.272 bit. Ben bunu kilobite çeviriyorum. Hani biraz daha kilobyte cinsinden ön belleklere söyleyeyim. Bunu kilobite çevirmek için ne yaparım? 54.272 bitse kilobit için 1024'e bölerim. Bunu 1024'e bölünce de ne oldu? 53 yaptı zaten. Şurası da 53 yapar. Şurası 1024 olduğu için. 53 kilobit. Bunu da byte'a çevirirsem 53 bölü ne yapacağım? 8. Tamam. Bu da 6.625 kilobaytmış. Yani bu ön bellekteki toplam bit sayısı. Peki ön belleğin büyüklüğü neydi? Veri büyüklüğü 4 kilobayt. O zaman burada şöyle bir 4 bölü 6.625 gibi bir yani bit effectivity diyelim. Yani bir bit etkinliği var. Niye? Ya tam %100'ünü data için kullanamıyoruz zaten. Tamam. Bazı kısımlarını da etiket için ayırmam lazım. Yani ön bellek 4 kilobayt ama orada saklanan toplam bit 4 kilobayt olmuyor. Daha fazla oluyor. Tamam arkadaşlar. Bu doğrudan adreslemeli direkt map. Bir tane adres, herhangi bir adres sadece bir yerde olabiliyor. Değil mi? İndeksi neyse orada olabiliyor. O da son 10 bit. Byte offset haricinde. Şimdi burada farklı bir şey. Direct map cache multiple words. Multiple words. Burada bir word genelde 32 bitle ifade ediliyor. 32 bitlik işlemci ya. Bir word 32 bit yani bir word eşittir 4 byte. Burada bir blokta yani bir satırda bir blokta sadece bakın bu yapıda 32 bit vardı yani bir word vardı. Peki multiple word olamaz mı? Olabilir hatta var gerçek şeylerde. Çünkü sadece
Sadece 4 byte getirmek çok mantıklı değil bir üst hiyerarşide. Daha fazla şeyi getirmelisiniz ki alanda yerellik, special locality diye bir şeyden bahsetmiştik geçen ders. Yani diyelim bir array dizisi var. RAM'de böyle duruyor bu array dizisi. Bu elemanla eriştiyseniz alanda yerellik ilkesi gereği bunun bir sonrakine de erişeceksin. Niye? Genelde for'a döndürürsünüz programlarda. O for'un içerisinde a i dersiniz. Eşittir bir şey. İşte bu i'yi bir arttırdığınız için genelde tık 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 tık. O yüzden böyle tık 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 sürekli bu benzer verilerle uğraşır durursunuz uzun bir süre. Bunları ön belleğe getirmek lazım değil mi? O yüzden genelde multiple words vardır. Yani 32 bit değil de daha çok bit vardır. Bir tane blokta, bir tane satırda. Direct mapped 16 kilobayt, deminki 4 kilobayttı. Veri büyüklüğüne sahip ve blok büyüklüğü 4 word. Bakın blok, bir blok diyorduk buraya. Yani her satırda 32 bit değil, 4 çarpı 32 bit var. Olan bir ön bellekte 64 bit adresleme varsa toplam ne kadar bit kullanılmıştır? Bakın şöyle bir şey çıktı bir de 64 bit adresleme. Yani 64 bitli adreslenebilir. 32 bitlik bir işlemci 40 bitle de adreslenebilir. Adres bas büyüklüğünü ayrı tasarlamış olabilirler. Tamam. Şimdi 64 bit adresleme varsa toplam ne kadar bit kullanılmıştır? Yine deminki gibi bir soru. İlk önce 64 biti önce bir ön belleğimi çizeyim, değil mi? Ön bellek. Şimdi ön bellek 16 kilobayt diyor. 16 kilobayt. Ve her bir satırda ne var? 128 bit yani 4. 4 tane word var, değil mi? Her bir satırda 4 tane word var. 4 tane word kaç byte yapar? 4 çarpı 4'ten 16. 16 byte var. Her bir satırda. O zaman toplam satır sayısını 16 kilobayt bölü 4 şey 16 byte. Tabii bu kilobayt, bu byte. Bunu da tekrar byte cinsinden yazarsam 16 çarpı 1024 olur. Bölü 16'dan hop yine gitti 0'dan 1023'e kadar. Toplam 1024 tane blok var. Çok güzel. Peki her bir blokta kaç byte vardı? 16 byte vardı. Daha yani 128 bit var data kısmında. Güzel. Şimdi şu 64 bitimizin bu sefer byte offset ne olacak? 2 idi demin. Niye? Çünkü 4 byte vardı. Bu sefer 4 word var. Yani 4 çarpı 4 byte var. 16. 16 da 2 üzeri 4'tür. O zaman byte offset 4 olur. Peki etiket 10 bit. Değil mi? Çünkü o yine 1023. Etiket kısmı. Pardon, indeks kısmı. İndeks kısmı yine 1024 tane blok olduğu için 10'la gösteriliyor. Peki geriye kalan etiket oluyordu. 64'ten 14 çıkarın 50 bit. Dolayısıyla burası 50 olacak. Bir de valid var. 1 bitti o. O zaman 128, 51. 128 artı 50 artı 1 çarpı 1024'ten toplam bit sayımı bulurum veya böyle ayrı ayrı çarparım. Neymiş? 183.296 bit. Bunu kilobite çevirmek için 1024'e bölerim. Kilobit. Bunu da byte'a çevirmek için bölü 8 derim. 22.375 kilobayt. Ama aslında kaç kilobayt data var? 16. O zaman 16 bölü 22.375 gibi bir efektif şeye sahip aslında veri saklama yeteneğine. Bu da multiple words. Yani ne yaptık burada? Bir blokta sadece 4 byte değil, 4 byte'tan daha fazla. Günümüzde genelde 128 byte, 256 byte, 512 belki. Bu tarz sayılar kullanılıyor. Ne kadar büyük olursa, değil mi yani? Mesela 128 byte desen kaç word olur? 128 bölü 4'ten 32 tane 32 bit getirmiş olursun bir satırda. Böylece atıyorum for'un içerisinde sürekli bu veriler varsa bunlara erişmiş oluruz. Tamam. O yüzden biraz ama çok da büyük tutamazsın değil mi? Hani böyle 1 kilobayt artık bir blok büyüklüğü olsun. O zaman da
Önbellek çok büyük oluyor. Buraya erişim çok zor oluyor. Ayrıca satır sayısı azalıyor ve daha çok replacement gerekecek, miss olacak. Bunun bir optimum şeyini dediğim gibi benchmark yaparak, inceleyerek çıkan sonuçlara göre tasarlıyordur Intel veya ARM veya diğer işlemciler eminim. Yani benchmarklar üzerinde çalışıp optimum gecikme oranı, optimum miss performansı en iyi nasıl sağlıyorum? Bunun üzerine bir ton hem firmalar çalışıyor hem akademisyenler çalışıyor, araştırmacılar çalışıyor. Dolayısıyla bu konuda bayağı bir kafa patlatan adam var. Ve onlar en optimum ön bellek stratejisini bulmaya çalışıyorlar. Bakın burada da başka bir soru. Yine multiple words alakalı. Direct map cache. 64 adet blok. Blok büyüklüğü 16 byte. Deminki gibi. 1200 adresindeki veri kaçıncı blokta yer alır? Yani kaçıncı satırda yer alır? Bu da farklı bir soru. Benim önbelleğim nasıl o zaman? Etiketi bilmiyorum çünkü adresleme atıyorum bilmem şu kadar bit dememişim. Önemli de değil şu an için. İndeks önemli. İndeksi de şöyle yapacağım. 64 adet blok varsa 6 bitle indekslenir. 4 bitte byte offsetim var. Yani şöyle bir yapı var. 0'dan 63'e kadar. Bir bit valid tag'i bilmiyorum. X dedim bilinmiyor. Data da 16 byte. Böyle geliyor. Soru ne? 1200 adresindeki veri kaçıncı bloktadır, kaçıncı satırdadır? Şimdi her bir satırda 16 byte var. Değil mi? 16 byte var. O zaman öncelikle eğer bu bir sınırlı bir ön bellek olmasaydı kaçıncı satırda olurdu? Onu hesaplamak için gene ne yapmam lazım? 1200 adresini 16'ya bölmem lazım ki normalde kaçıncı 75 çıkıyor. 75. blokta yer alır diyecektim. Eğer 75'ten daha fazla blok olsaydı. Peki yok. O zaman ne yapacağım? İndeks yapacağım. Yani modunu alacağım indeks kadar. Çünkü direct map neydi? Aslında modunu alıyordu. Mod 64'ünü alıyorduk. Değil mi? Mesela 1200 adresi binary olarak şöyle bir sayı. Tamam. 1200. Bunun biz neyini alacağız? Mod 64. Mod 64 nedir? Aslında son 6 bitine bak demek değil mi? Bu mod çok kolay binary'de. Tabii şey 2'nin katı modunu alıyorsanız. Mesela 5 sayısı mod 2 nedir? 5 mod 2 1'dir değil mi? Hani tek sayı olduğu için. Ama bu binary'de nasıl bulunur? 5 şu ya. Mod 2 sadece şu sayıdır. Mod 4 şudur. Gene bir. Değil mi? Mesela şöyle şöyle bir sayımız olsa ne yapıyor bu? 16, 2 daha 18 değil mi? Mesela mod 2 0. Mod 4 2. Mod 8 2. Mod 16 2 18 ya. Yani bu şekilde mod hesaplanıyor. Burada da ilk 4 byte offset için kullanılacağı için yani bu ilk 4 byte'ın moda katmayacağım. Şurayı moda katacağım. Bu da ne yapıyor? Şöyle bir sayı yapıyor değil mi? Modunu aldığın zaman indeks. Bu nedir? 11. Decimal. Yani bir olduğu için kafa karışabilir. 8, 10, 11. Aslında 75 mod 64 dediğimiz sonuç 11. Demek ki 11. adresteki blokta bulunuyor. Tamam. Bu ön bellekte 11. adresteki blokta bulunabilir. Eğer yani her bir şeyde 16 değil de 4 byte olsaydı burada önce 4'e bölecektim. Sonra mod 64'ünü alacaktım. İndekse göre. Tamam. Şimdi biraz yine ön bellekle ilgili diğer konulardan bahsedeceğim. Şimdi cache miss penalty diye bir kavram var. Yani aradığım veriyi ön bellekte bulamazsam buna yani bulursam hit diyorduk değil mi? Şurada hit. Şurada ne var? Hit. Yani hem etiket tuttuysa hem de valid varsa buna hit deniyordu. Peki hit yapamadım. Onun tersine İngilizce miss. Kaçırmak. Özlemek anlamı da var değil mi? His, miss. Kaçırmak yani. Hit miss. Vuramadım.
Sonra mesela CPU'nun erişmek istediği adres ön mellekte yoksa, yani nasıl bir yol izlenecek? Tamam. Nasıl bir yol izlenecek? Yani normalde biz ne diyorduk? Hep bizim hani theoretical, yani teorik olarak bir pipeline'ımız vardı değil mi bizim? Fetch, decode, execute, ondan sonra memory, write back gibi bir şeyimiz vardı. Hemen bir sonraki clock'ta yine fetch, decode, execute, hiç şey kaybetmeden teorik olarak CPI eşittir 1 diyorduk. Her clock'ta bir instruction bitiyor diyorduk. Clock frekansını da çok arttırıyorduk falan pipelining'le, değil mi? Bunu görmüştük. Tabi buradaki şeyimiz ne? Memory'nin ve fetch. Fetch de instruction memory'den hani datayı çekiyor. Memory stage'de de load ya da store yapıyordu, değil mi? Yani main memory'den. Ama bunları biz hep bir clock sürüyor diye alıyorduk, değil mi? Latency bir clock. Instruction memory ön bellekse bir clock olabilir. Yani onu o şekilde tasarlarsınız. Atıyorum 16 kilobayttır. Bir clock da yetişiyordur işlemci buraya. Veya işte data memory ama ön bellekse. Peki ön bellekte vuramadı. O zaman ne olacak? Yani bu böyle hemen bir sonraki clock'ta fetch etmesi lazım ama bu bir gitti daha getiremedi veriyi. Bu neyi getirecek ki? Veya memory aşamasında beklemesi lazım. Yani gitti daha gelmedi yani bir. Yani memory bir clock sürmeyebilir. Tamam. O zaman ne olacak? Biz bunu boru hattı pipeline hazards'ta görmüştük. Cache miss de gerçekleşirse boru hattında bekleme olur. Yani pipeline stall dediğimiz şu bubble ekliyorduk ya. Yani bekleyeceksiniz mecbur. Bu sırada ana belleğe okuma isteği gönderilir. Ana bellek uzaklarda bir yerlerde. İşlemci buradaysa ana bellek böyle bir bus üzerinden, chipset üzerinden hatta chipset üzerinden falan hop hop oralara gidiyor. Bayağı bir şey. Belki 100 clock cycle, belki 500 clock cycle. Bilemiyorum. Bayağı uzak ama. Bayağı bir zaman alıyor. Veri ön belleğe gelene kadar birkaç saat vuruşu beklenir. Cache miss durumunda ciddi gecikmeler meydana gelebilir. Yani 100 clock beklediğinizi, 1000 clock beklediğinizi düşünün. Sizin CPI hedefiniz 1. 1000 clock beklerseniz ne olur? O 1000 bölü 100 gibi bayağı düşük bir sayıya düşer. O yüzden bunları önlemeliyiz. Bizim ana belleğe gitme gibi bir lüksümüz yok sürekli. Cache miss durumunu en aza indirecek bir ön bellek topolojisi belirlenir. Yani atıyorum direct map çok mantıklı değil, değil mi? Çünkü aynı indekse sahip bir sürü adres var. Hepsini getirmek istediğinizde hep birbirinin üzerine yazacak. Onun yerine boş olan başka bir yere yazabilir veya least recently used, yani en az kullanılan başka bir blok var belki. Aylardır kullanılmıyor. Aylardır değil de milisaniyelerdir kullanılmıyor mesela. Oraya yazarsınız değil mi? O zaman daha iyi bir topoloji lazım. Yani daha iyi bir algoritma lazım. Bir de ana bellek gecikmesi yerine daha az gecikmeye sahip seviyeli ön bellekler kullanılabilir. Yani ana bellek atıyorum 500 clock cycle'dır. L3 belki 30 clock cycle, L2 belki 5 clock cycle, L1 1 clock cycle. Hani burada bulamadın. Doğrudan şu 500 gecikme değil de bir de şurada şansını dene. O burada varmış 5. En azından biraz daha az beklettin. Burada da bulamadın. Burada buldum 30. 500'den iyidir. Yani böyle bir hiyerarşik bir ön bellek yapmak mantıklı. Şimdi write policy. Bu önemli. Yani örneğin ön bellek burası. Burası da ana bellek. Arada hatta diğer seviyeler var. Buraya bir store instruction geldi. Şu adrese yaz dedi. Peki ön bellekte buraya yazdım diyelim. Peki buraya da yazacak mıyım? Buraya da yazacak mıyım? Buralara da yazayım diye beklersem yine 500 clock bekleyecek miyim? Buraya yazmazsam, buraya yazarsam o zaman iki adres arasında uyumsuzluk oldu. Öyle değil mi? Yani başka bir çekirdek de aynı adresi kullanıyor olabilir. Belki o çekirdek buraya gidecek. Burada yok. Buradakiyle buradaki farklı aynı adres. Veya başka bir I.O. Mesela IO'lar da memory'ye erişiyor. Geldi buraya, bunu aldı, bunu gönderecek. Ethernet'ten diyelim. Ama bu veri buraya yazılmadı daha. İşte
Birden çok çekirdek olunca özellikle, yani daha doğrusu memory'yi hangi şeyler kullanıyor? Memory management diyelim. Artı yani memory usage. Yani hangi kaynaklar kullanıyor memory'yi? Atıyorum sizin 8 tane core varsa, diyelim her bir core'un kendi L1 ön belleği var falan. Yani sonra L2'ler var. Sonra bir L3'te hepsi birleşiyor diyelim. Şimdi bu da main memory var. Şimdi belki bu çekirdek bir ağ adresine bir şey yazacak. Ta şuraya yazması lazım ki bu çekirdek buraya gitsin. Ya da L3'e kadar yazması lazım ki bu çekirdek buradan alıp onu okuyabilsin. Çünkü bu sadece çekirdek buraya yazarsa, buradaki adam da o veriyi kullanacaksa, o zaman gider kendi ön belleğinden okur. Bu veriyle bu veri inconsistent. Böyle yani bu açıkçası çekirdek sayısı artınca ön bellek konusu birazcık zıvanadan çıkmış durumda. Burada genelde snoop kontrol denilen snoop kontrol unit. Yani bu şeyleri işte bu tarz kontrollörü gerçekleştiren bir kontrol birimi var artık. Ve bu tarz şeyleri kontrol ediyor sürekli. Yani bu çekirdeğin ön belleğindeki adresler ne durumda? Kirli mi? Dört deniyor ona. Dört, kirli. Ha, o zaman bunu kullanamaz. Buradakini de dört yapayım. Yani böyle ciddi protokoller meydana gelmiş durumda. O yüzden buna cache coherence diyor. Cache. Bunları sadece anlatıyorum. Çok detayına girmeyeceğim. Ama bunları anahtar kelime olarak, keyword olarak veriyorum ki güncel olarak, hani özellikle bu computer architecture'daki araştırma konularında bu çok önemli bir konu. Çünkü artık çekirdek sayısı şeye döndü. Hani böyle çitlediğin çekirdek gibi sayı çok artıyor. Yani 32 çekirdek bilmem ne bilmem ne. GPU'da durum bambaşka. Yani belki binlerce çekirdek var. Her birinin memory ile bir işi var falan. Dolayısıyla orada gerçi biraz daha doğrudan matematiksel işlem yaptığın için, çok kontrol olmadığı için farklı durumlar var ama telefonlarda bile bir ton çekirdek var. Buna cache coherency deniyor. Tamam. Şimdi işlemci belleğe yazma instruction işlettiğinde yazılacak olan veri nasıl yazılacak? Eğer veri sadece ön belleğe yazılıp ana belleğe yazılmazsa ön bellek ve ana bellek arasında uyumsuzluk meydana gelir. Inconsistency. Bunun önüne geçmek için bir yöntem, ön belleğe veri yazılacağı zaman ana belleğe de veriyi yazarsın. Yani dedim ya, şurası ön bellek, bu adrese yazdın, gittin L2'ye de yazdın, L3'e de yazdın, bekliyoruz, main memory'e de yazdın. O çok güzel, tamam yazdım, okey. Çok güzel, bunun adı write through, yani through, içinden geçe geçe böyle yazıyorsun. Through. Write through yönteminin dezavantajı ne? Herhalde herkes anlamıştır. Anam babam ta buraya kadar böyle yazıp beklemek gerekiyor. Okey yazdım. 500 clock. Geçmiş olsun. Her store instruction'da ana belleğe de ana bellek uzak. Uzaklarda bir yerlerde. Yazma işleminin gerçekleştirilmesidir ve ana belleğe yazmak en az 100 saat vuruşu kadar gecikmeye neden olmaktadır. Bu sırada işlemci beklemek durumunda kalır. Pipeline stall. Ben bunu istemiyordum zaten. Ne yapalım o zaman? Bir yöntem yine bulmuş sağ olsun insanoğlu. Computer scientistler, computer scientist. Mesela yurt dışında bir computer engineering var. Hatta Ece vardır. Ece derler. Electronics and Computer Engineering. Bir de Computer Scientist diye bir bölüm vardır. Bu scientist daha çok bu işte bu tarz konuları araştırır. Ece birazcık daha engineering'dir, implementation'dır. Bu ama bilimdir yani bu bir bilim. Science demişler, computer science. Bu tarz şeyleri araştırmak, buna kafa patlatmak öyle bir mühendislik işi değil. Mühendis bir probleme çözüm üretmeye çalışır. Ve o anda var olan bir probleme çözüm üretmeye çalışır veya çok kısa vadeli ama scientist adam yaptığı öngördüğü şeylerle belki yüzyıllarca etkisi olacak şeyler, buluşlar yapmaya çalışır. Değil mi? Mesela Fourier dediğimiz adam
İnşallah bu adam kim demiyorsunuzdur bana bir mühendis olarak. Furya dediğiniz zaman adam aslında 1700'lerin sonlarında, 1800'lerin başında kendi tezini ortaya koyuyor, değil mi? İşte bütün sinyalleri ben sinüzoidal sinyallerle gösterebilirim diyor, alt sinyallerle. Bu adamın ortaya koyduğu, Fransız bu adamın ortaya koyduğu bu tez zamanında reddedilmiş olsa bile Lagrange tarafından. Şu an günümüzdeki birçok bilimin, özellikle elektronik engineering'in, sadece elektronik değil ama mekanikte de var, diğer alanlarda da, kimya, her şeyde inanılmaz bir şeye yol açtı mesela. Bu adam scientist. Hem scientist hem engineer olunur mu? Olabilir. Ama science başka bir şey. Yani burada da ondan bahsediyor. Yani bunları araştırmak, acaba işte benchmarklar üzerinde koşmak, bu engineering'den çok science oluyor. Engineering ise bir müşteri geliyor size. Diyor ki kardeşim benim cep telefonuma yapacağım. Ben Xiaomi'yim mesela. Xiaomi. Ben Xiaomi'yim. Ben bir cep telefonu çıkaracağım. Bana bir system on chip lazım. Üzerinde Bluetooth olsun, wireless olsun. Bu modülleri bunun içine implement et kardeşim. Bu 2 yıla hazır olsun. 2 yıl sonra benim Apple bilmem iPhone 16 ile yarışmam lazım. Okey. Bunu yaparsın. Ortaya ürünü koyarsın. Test edersin. Al sana ürün. Bu biraz daha engineering'dir. Neyse, işlemciyi bekletmeyelim. Tamam, ne yapalım o zaman? Bu scientistler demiş ki yazma buffer dedim, tampon diyorlar. Write buffer. Write buffer diye bir şey koyalım biz araya. Şu L1 olsun. Şurada bir yerde bir write buffer'ım olsun. Ve şöyle olsun. Store instruction işletildiğinde yazılacak olan veri write buffer'a yazılır. L1'e yazdım ya. Şu L1'e niye yazıyorum? Bir daha belki aynı adresten bir de load etmek istediğimde zaten oradan alacağım. Bunu bir de write buffer'a yaz. Adresini, datayı yazdık. Write buffer. İşlemci beklemeden çalışmaya devam ediyor. Buraya yazdı L1'e. Diyelim fetch yaptı. Decode, execute, memory. Yazdı buraya store. Sonra devam ediyor. Fetch, decode. Burada load edecek onu. Bir şeyler devam ediyor. İşlemci işine, hayatına devam ediyor. Bu write buffer, tamam mı? Diyor ki ana belleğe yazma işlemi tamamlandıktan sonra write buffer'daki veri silinir. Write buffer şöyle bir adam. Diyor ki kardeş sen işine devam et. L1 ile çalışmaya devam et. Bir clock. Hiç bekletme. Ben şimdi L2'ye yazma işlemini gerçekleştireceğim. O da bitti. L3'ü de bekliyorum burada. Yazdım diyor. Okey dostum. Sonra main memory'e geldi. Main memory'e de yazdım. 500 clock geçti. Okey, tamam yazdım. Yazdığım tamam, sildim. Burası boşaldı. Yani sen hiç işlemciyi stall etmeden, yani beklettirmeden işini tamamladın. Tamam. Ne güzel bir dünya. Çok güzel. Böyle yapalım o zaman. İşimiz rahat olsun, değil mi? Ne gibi handikaplar olabilir? Mesela eğer bilgisayar programı sürekli store içeriyorsa bir süre sonra write buffer dolar. Atıyorum sizin 16 tane write buffer'ınız var. 16 instruction'ı burada tutabiliyor şöyle. İşte şu adrese yaz, şu adrese yaz. Yazdım daha, dur daha yazamadan bir tane daha geldi. Ya dur, yazıyorum bir tane daha. Bir tane daha. Doldu mu burası kardeşim? Buffer'da yer yok. Hop bekle, stall. Yani eğer sürekli store yapıyorsan olmaz, değil mi? O yüzden burada da en optimum write buffer depth'ini, yani derinliğini seçmek bir yine scientific research konusudur. Farklı write buffer geliştirelim falan. Eminim Google Scholar'a girsem write buffer topoloji bilmem ne yazsam tonla şey çıkacak, yani bilim adamları araştırıyorlar bu konuyu. Güzel yani, write buffer makul ama hem de bir de write buffer implement etmek zorundasınız. Birazcık oradan donanımdan yiyeceksiniz falan. Ama şu an en mantıklısı o gibi, değil mi? Yani write through çok mantıklı değil yani. Bir de write back yöntemi var. Bakın bu da farklı bir alternatif. Yani write through vardı. Write buffer vardı. Write buffer. Bir de write back. Write back yönteminde store instruction'da yazılacak olan veri sadece ön bellekte ilgili bloğa yazılır. Blok ön bellekte durduğu müddetçe ana belleğe hiçbir şey yazılmıyor. Yani diyelim şuraya bir store yaptım L1'de. Tamam, buffer muffer yok. Çekirdek core instruction üretmeye devam ediyor. Yazıyor falan. Hop geldi, var. Hop var. Var. Okey. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok.
Ne zaman ki ilgili blok başka bir blokla değiştirilecek, bir geldi bu indekste aradığı adres bu değil. Tag tutmadı. Tag. O zaman diyor ki kardeş bana main memory'den yeni bu bloğa yeni bir şey getir. Blok bilgisi. O zaman ana belleğe yazma işlemi gerçekleştirir. Çünkü bu adamın aslında adres map ettiği yer şurasıydı. Ve burası hala inconsistent. Öyleyse atıyorum bu böyle çalıştı çalıştı belki 5000 instruction geçti. Sonra yeni bir blok getirilmek gerekti buraya. Adam diyor ki o zaman bir saniye kardeş getirme. Ben bir şunu yazayım ana belleğe. Tamam şimdi getirebilirsin. Hani bu biraz daha şey değil mi? Hani ne derler ona? Write through'dan mantıklı yani. Adam bir bloğu değiştirene kadar ön bellekte Elvan'da gerek yok dursun. Ne zaman ki bu blok değiştirilecek o zaman buraya yaz. Yeni bloğu getir. Ya işte şöyle. Write back, write through'ya göre performans iyileşmesi sağlar. Fakat donanımsal olarak biraz daha karmaşık tabii. Yani bunu algoritmayı donanımda implement etmeniz lazım değil mi? Hani bu bloğu bekle bekle bekle. Aa bu blok değişecek. Ha, bir dakika o zaman bekleteyim pipeline'ı falan. Birazcık iş var orada yani. Burada bir emek harcadım, animasyon yaptım. Şimdi CPU bir store işlemi gönderiyor. Atıyorum şu bloğu yazdı Elvan'da. Bu write through. Ne yapıyor? Devam. L2 keşe de yazıyor. Devam. L3 keşe de yazdı. Devam. Memory'e de yazdı. Bu write through. Tamam. Yani hiç tak 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 yazıyor. O sırada bekliyor. O sırada burada CPU bekliyor. Şimdi write buffer. Write buffer'daysa CPU bir store işlemi gönderdi L1 cache'e. Okey. Ne yapıyor? Buffer'ın ilk buffer dediğim FIFO tabii. FIFO'ya girdi. FIFO'da şimdi buffer bunu yazmadan hop ikinci de geldi. Bekletmiyor ama kırmızı başka bir adres. Bunu da buffer'a aldı. Tamam. Ve bu sırada işlemci çalışmasına devam ediyor. Bu sırada önce turuncu olanı yazıyor. Yazdı. Sonra turuncunun artık içi bitti. Buffer'dan sildi. Artık buffer'da sadece kırmızı var. O sırada bu bir tane daha gelse şuraya şu adresi. Bunu da buraya yazacak. Şimdi ne yapıyor? Şimdi de kırmızıyı yazıyor. Ve kırmızı da buffer'dan bitti. Yani bu da write buffer yöntemi oluyor. Write back. Bakalım write back'i nasıl yapmışım. Adam store yaptı. Tamam buraya. Hala çalışmaya devam ediyor işlemci. Buraya yazmadı bir şey bir şey bir şey. Aynı bloğa, aynı yani satıra başka bir store daha geldi. İşte şimdi artık bekletiyor işlemciyi ve turuncuyu yazıyor oraya ve sonra kırmızı olan veri kendisine ihtiyacı olanı buraya getiriyor. Bu da write back. Tamam. Böyle de bir şey yaptım. Şimdi associativity, ilişkisellik diye bir şey var. Şimdi daha önce bir direct mapped ön bellek tasarımı gördük. Bunu var yaptık birkaç örnek. Bu neydi? Ana bellekte bir adresteki veri ön bellekte yalnızca kendisine ait ve ayrılmış olan bloğa yazabiliyordu. İndeksi neyse login şey mod alıyorduk. Oraya yazabiliyorduk. Bunun tam tersi de mümkün. Ne olur tam tersi analoji yaparsak? Ana bellekteki bir adresteki veri ön bellekte herhangi bir bloğa yazılabilir. Burada bir yere yazılabiliyor, burada hepsine yazabiliyorsun. Buna ne denir? Fully associative. Yani tamamen ilişkili. Tamam mı? Tam ilişkili. Her yere yazılabilir. Yani ana bellekteki bir veri ön bellekteki herhangi bir blokla ilişkilendirilebilir. Fully associative ön bellek çeşidi direct map ön belleğe göre müthiş bir müthiş bir esneklik sağlamaktadır. Niye? Yani direct map'te adam sadece bir yere yazabiliyordu. Oraya başka bir şey gelse hemen onu silmek zorundasın. Fully associative öyle değil. Herhangi bir boş yer mi var oraya yazdım. Aynı indekse sahip indeks diye bir şey yok da yani hani başka bir adres geldi. O öbür yere yazıyor. Böyle bir rahatlık var. Çok güzel. Peki tamam böyle yapalım. Niye böyle yapmıyoruz? Bir adresteki verinin ön bellekte olup olmadığını kontrol etme algoritması açısından da
karmaşıklık oluşturuluyor. Yani bizim şu klasik şuradaki önbelleğimiz vardı ya, direkt map. Bak, bir tane komparatör dediğimiz yapı var. Çünkü bir tane yerde olabilir veri. Buradan etiketi çek ve eşit mi diye bak. Ama gel gelelim full associative'de ne olacak? Öyle değil. Her yerde olabilir. Yani atıyorum 5 adresindeki veri her yerde olabilir. Tamam. Şimdi full associative önbellekte verinin hangi blokta olduğunu anlamak için yapılacak olan etiket karşılaştırması performans açısından bütün bloklarda aynı anda paralel olarak yapılmalıdır. Yani şunu da yapamazsın. Atıyorum bir önbelleğim var burada. Hepsinde olabilir veri. Veriyi kontrol edeceğim. Buna bak. Burada yokmuş. Bir sonraki clock. Buraya bak. Burada da yokmuş. Bir sonraki clock. Buraya bak. Burada da yokmuş. 1024 clock bekleyecek miyim ben? Onun yerine 1024 tane karşılaştırıcı koysam şöyle. Bir clock'ta bak. Var mı? Eşit mi? Hayır. Evet. Bir clock'ta bul. Çok güzel ama 1024 tane komparatör lazım. Komparatör de donanım. Exor. Yani müthiş bir etiket karşılaştırması var. Ve performans açısından paralel yapılmalı. Bu da donanımsal karmaşıklığı arttırıyor. Görüldüğü gibi. Bu yüzden full associative bir önbellek çok büyük olamaz. Yani böyle 1024 satır koyayım, hepsine komparatör olsun. Çok makul değil. Direct map ve full associative arasındaki yöntem set associative demişler. Kümeli ilişkili demişler. Bu da tam arası. Ne demek? Direct map neydi? Sadece bir yerde olabilir. Full associative neydi? Her yerde olabilir. Peki set ne olabilir? Yani bir olmasın da iki yerden birinde olabilsin. Veya dört yerden birinde olabilir. Veya sekiz yerden birinde olabilir gibi biraz daha bunu kümelendiriyor. Tamam. Bu önbellekte ise bir veri set sayısı kadar blokta yer alabilir. Örnek olarak two way iki yollu set associative bir önbellekte bir veri iki bloktan bir tanesinde olabilir. Bakın bu direct map. Direct map şu demek. Diyelim 8 tane blok var. Bizim verimiz sadece diyelim 4'te olabiliyor. Bu başka bir yerde olmaz. Etiketi kontrol ediyoruz burada. Çok güzel. Full associative ne demek? Yani burada search dediği, yani komparatör nerede? Sadece şunu compare et. Tamam. Şuradaki veriyi al. Komparatöre getir. Bak. Peki full associative nasıl oluyor? Blok diye bir şey yok. Her yerde olabilir veri. Diyelim bir etiketi, yani bir veriyi kontrol edeceğim. Burada mı diye, diyelim 12 diye bir etiket var. Bütün hepsini paralel olarak kontrol ediyorum. Ha, burada varmış. Okey deyince şu veriyi alıyorum. Set, bakın bu two way. İki yollu set associative. Burada bir tane blokta sanki iki tane ayrı yerde olabilir veri. Yani iki yere bakmam lazım. Sıfır dediğim bir blok varsa, bu indekse geliyorum. Diyelim benim indeksim yine var. Burayı işaret ediyor. Fakat burada mı burada mı diye iki tane comparison, karşılaştırma işlemi yapıyorum. Veya diyelim şu indeksli bir şey geldiyse veri şu ikisinden birinde olabilir. Mesela four way olsaydı sıfır dediğim şurası olacaktı. Bir dediğim burası. O zaman dört tane comparison. Ya bu ikisinin arası yol. Genelde de yani bu tarz şeyler kabul görür. Çünkü en optimum çözüm bunlar olur genelde. Yine burada şöyle bir görsel olarak anlamaya çalışırsak, direct map. Direct map dediğim one way'dir aslında, değil mi? Yani sadece bir yerde olabilir. Etiket var, data var. Diyelim benim indeksim ne? Bu. O zaman direkt şuradaki datayı al. Burada karşılaştır. Two way, yani iki tane etiket ve data kısmı var bir tane blokta. Tamam. Atıyorum benim indeksim burası. O zaman şu iki datayı alacağım. İkisini karşılaştıracağım. Hangisi okeyse onu kullanacağım. Four way, bakın dört yollu. O zaman bir blokta
4 tane etiket, 4 tane de data var. Peki bunun direct map, direct mapped, multiple word'den farkı ne? Multiple word. Bunun farkı direct map, multiple word'de neydi? Bir tane etiket vardı bir blokta ama bir sürü byte olabiliyordu. Bunu byte offset ile bakıyorduk. Buradaysa bir blokta 4 tane tag var for ways'in ve her bir etiketi karşılaştırmam lazım. Eşit mi diye. Burada datayı dedim. Tabii ki tagleri karşılaştırıyorum. Datayı değil. Etiketler karşılaştırılır. Tamam. Mesela burada 8 satırdı ya. Hani 8 way dediği aslında fully oluyor. Fully associative. Bakın burada blok diye bir şey yok artık. Tek bir sanki satır var gibi. 8 tane etiket ve veri her yerde olabilir. 8 tane etiketi karşılaştırmam lazım. Paralel. Neredeyse o datayı alacağım. Buna full associative. Mesela şöyle bir örnek. Bakın. 4 yollu kümeli ilişkili. Four way set associative. 4 byte block size. Yani her bir blokta 4 byte var. Şunlar 32 bit yani. Ve 256 tane blok var. 256 tane blok var. Yani indeks 0'dan 255'e. 4 kilobaytlık bir ön bellek örneği. Tamam. Mesela burada data 4 byte olduğu için block size, byte offset 2 bit oldu. Toplamda 256 tane blok, 256 satır, 2 üzeri 8, 8 bit indeks oldu. Etikette 22 bit oldu. Ve bu etiket bakın 4 tane sanki böyle yan yana paralel ön bellek var gibi düşün. Yani 4 kilobayt ön bellek ya sanki 4 çarpı 1 kilobaytlık ön bellekler var. Four way set associative. Ve diyelim benim indeksim şu adresi gösteriyor. Ne yapılması lazım donanımda? Şu 4 tane ayrı kümenin tek kısmı alınacak. Karşılaştırma yapılacak. Velikler ve bunları orlayacaksın. Yani hit için. Herhangi birinde varsa veri, birse birinin sonucu bu hit olacak. Peki veriyi nasıl alacağım? Veri bu mu, bu mu, bu mu, bu mu? Bunları alıp bunları multiplexliyorsun. Onu da şuradan alıyorsun. Hangisi birse ona göre seçiyorsun. Diyelim şu. O zaman bu benim verim oluyor. Bu da kümeli ilişkili ön bellek örneğiydi. Mesela bir örnek daha verelim. 8 yollu kümeli ilişkili. 8-way set associative 16 kilobayt veri büyüklüğüne sahip ve blok büyüklüğü 4 word. Yani her satırda da 32 bit yerine de 128 bit var. Bir ön bellekte 64 bit adresleme varsa toplam bit nedir? Şimdi bir kere 8-way set associative dediğine göre sanki 16 kilobayt diyor ya sanki şuralarda 2 kilobaytlık 8 tane şöyle paralel ön bellek var gibi düşüneceğim. 8 way diyor. Tamam. Ve her bir blokta, her satırda 4 word var. Yani 16 byte. Tamam mı? Mantıken o zaman şeyi nasıl bulursunuz? İşte önce bir 16'yı 8'e böleceksiniz. Yani hem 16'yı hem 8'e bölmeniz gerekecek. 16'yı niye bölmeniz gerekiyor? Çünkü her bir satırda 16 byte var. Bir de 8'e bölmeniz gerekiyor 16 kilobaytı. Çünkü 8 yollu bir kümeli ilişkili. Zaten 2 kilobayt şöyle yapabiliriz. 2 çarpı 1024 bölü 16 dersek de 1024 bölü 8'den 128 tane indeks. O zaman indeks 7 bit. 2 üzeri 7 çünkü. Byte offset 4 bit. Geriye etiket kaldı. Ne oldu? 11. 64'ten 11 çıkar. 53. 8 tane şu var. Valid, tag, data. Tamam. O zaman bunu nasıl hesaplayacağım? Data dediğim 128 çarpı 128 satır var. Çarpı 8 tane de küme var. Dolayısıyla hepsini 8 ile çarpıyorum. Yine etiket dediğim şey ne kadar? 53 bit çarpı 128 çarpı 8. Valid 1 bit 128 çarpı 8. Tamam.
Ve bunu topladığımda aslında 22,75 kW yapıyor. Çok da bir farkı yok şeye göre. Direct mapped olanı da yazdım buraya. Direct map olsaydı ne kadar olurdu diye. Onda da satır sayısı artacaktı. 1024 olacaktı. Bura aynı. Etiket sadece 3 bit daha az olacaktı. 53 yerine 50 olacaktı. Topladığımda çok da bir fark yok. Ama bu da böyle hesaplanıyor. Şu şekilde çizmemiz gerekiyor. Tamam. Bir örnek daha. Fully associative. Tam ilişkili. 16 kilobayt veri büyüklüğüne sahip ve blok büyüklüğü 4 word. Yani her satırda 32 bit yerine yine 16 byte var. 64 bit adresleme varsa kaç bit kullanılmıştır? Bir kere indeks yok Fully Associative'de. Çünkü hepsi eşit yerde, aynı yerde olabilir. Byte offset'im yine 4 bit 16 byte'tan dolayı. O zaman bir 60 bit etiket var. Peki toplam burada satır sayısı dedim ama aslında satır sayısı da değil. Ona ne diyebiliriz bilmiyorum. Küme sayısı diyelim, küme. Fully Associative ya. Küme sayısı 16 kilobayt bölü 16 byte. Yani 1024 tane şuradan küme var gibi düşünebiliriz. 1024 tane. Dolayısıyla baktığım zaman benim aslında 128 çarpı 1024, 60 çarpı 1024, 1 çarpı 1024 topladığımda işte şu kadarlık veri var. Yine çok fazla fark etmiyor. Burada bunun kontrol algoritması zorlaşıyor. Yani buradaki toplam bit sayısı çok fark etmiyor ama burada bütün 1024 çarpı 60 tane şey 60 bitlik komparatör var, karşılaştırıcı. Asıl donanımı arttıran şey yani bu sadece toplam bit sayısı. Şöyle bir soru sorsam, kaç bitlik kaç tane karşılaştırıcı vardır? 1024 tane 60 bit karşılaştırıcı vardır. Tamam. 1024 tane 60 bit karşılaştırıcı vardır. Bu da full associative. Ömerliği bitirdim. Birkaç örnek de çözmüş oldum. Maksat hasıl olmuştur inşallah. Birazcık şey konusundan bahsetmek istiyorum. Mikro denetleyici, mikro işlemci veya sistem on chip. Bunlar önemli yani güncel konular. Bunları daha önce hazırladığım bir sunum vardı İngilizce. Direkt oradan aldım. Çevirecek olursak Microcontroller MCU diye de yazılıyor. Microcontroller Unit deniyor buna. Unit. Yani bu şekilde de görebilirsiniz internette. Basit bir mikrokontroler unit, bir CPU core, bir memory uygulamaları çalıştırmak için, bir de non-volatile. Non-volatile neydi? Öğrendik değil mi? Mesela SSD'ler, HDD'ler. Güç gittiğinde veri kaybolmayan. Internal or external, yani çipin içindeki %90 içindedir o. ROM denir genelde, ROM. Eskiden kalma alışkanlık. ROM derler. Or external memory to store applications. Yani birinde run applications. Uygulamalar ana bellekte çalıştırılır. Nerede saklanır? İşte bu non-volatile memory'de saklanır. I/O peripherals. Yani işte ne bileyim ADC dediğimiz analog digital converter'lar vardır. Timer'ın vardır. UART vardır. I2C'ler. Yani mikro denetleyici kullanmışsınızdır değil mi? İşte bunlara I/O peripheral deniyor. Ve bir de bus architecture. Bus da bu CPU, memory ve I/O'ları birbirine bağlayan bir bus, bir yol. İşte adresler, datalar nasıl akacak? Mesela burada bakın bu örnek bir açık kaynak bir mikro denetleyici. Palpino. Bakabilirsiniz internetten. Palpino. Open source bir şeydir. Open source. Bakın AXI4. ARM'ın bir şeyi, APB, ARM'ın bir protokolüdür, bus protokolüdür. Bu bus çok kritik, bus. İş ilanlarını hep sorar. AXI, APB, AHB, Core Connect, Wishbone falan filan. Bunları biliyor musunuz diye. Bakın burada RAM, Data RAM demiş. Burada da Instruction RAM demiş. Bir de Boot ROM. İşte bu o non-volatile dediği şey olabilir aslında. Ama burada tam olarak non-volatile değil. Şuradan SPI üzerinden alıyor bunu. Buraya yazıyor. Bir bus yapısı var. Bir çekirdek var. İşlemci çekirdeği. Instruction alıyor. Data alıyor. Bir debug kısmı da var bunun. Bir de I/O peripheral'lar var. GPIO, UART, carchurt. Debug ediyorsun. Bir de bunlar da var. Tabii. Burada da bu şekilde. Yani bunun adı mikrokontroler unit.
Burada da mesela bu da Pulpiximo'dan şey yapılmış açık kaynak Core 5 MCU diye bir açık kaynak mikro denetleyici. Biraz daha şey karmaşıktır. İçerisinde embedded FPGA vardır. Tightly coupled memory interconnection bloğu vardır. Bakın bas bu. Burada bas. Bir burada bas var. Burada bas var. Burada bir bas var bir nevi. Bunlar peripheral'lar bakın. Kamera, SDIO, I2C Master, QSPI, UART. Bakın burada ROM. Boot ROM için. Burada yine memory'ler var. Burada internal bir non-volatile memory yok. Onu dışarıya bu QSPI interface'inden QSPI Flash external olarak koyuyorsunuz. Oradan işte programı çekiyorsunuz. Mesela oradan boot ROM'a koyup boot ROM'dan şey yapabiliyorsunuz. Veya boot ROM'da zaten bir non-volatile bir bilgi var. Direkt içine gömülmüş. O işte çalıştırıp şuradan QSPI'den application'ı RAM'lere çekiyor falan gibi şeyler. Bunlar da bakın mikro denetleyici unit bunlar. Tabii mikro denetleyici unit neler? STM var. Infineon var. Infineon. NXP var. NXP. Renesas var. Renesas. TI, Texas Instruments. Genelde PIC. PIC. PIC de çoktur. Atmel. Atmel Arduino'da var ya Atmel. Bunlar da mikro denetleyici firmaları bunlardır genelde. Büyük firmalar. Bunların içinde CPU Core var dedim. Burada da Core-V, Core-5. Bu Core-5 MCU, bu da Core-5 çekirdek. Mesela çekirdekten bahsedelim. Yani işlemcinin çekirdek kısmından. Bunlara baktığımız zaman A core simply has an ALU to perform arithmetic and logical operations. ALU var. Ödevde size yapmanızı istemiştim. Bir program counter. Bunları falan hep tasarladık. To trace instructions. Instructionları tutuyor. A small memory called register file. Bizim bir register file'ımız var. Decode ediliyor. Şuradan ALU'ya giriyor. ALU. Bunları yaptık. A fetch unit to get next instruction from the memory. Instruction decoding. Kontrol. Bunları yaptık. Control signals for multiplexer and ALU operation choices. Load store unit. Yine memory'ye erişmek için. Okay. Most utilized core for MCUs, ARM Cortex-M. Yani bu mikro denetleyicileri saydım ya az önce. Bunların hemen hemen hepsinde, PIC'de bile artık kendi çekirdeği vardı. ARM var. ARM. Her yerde ARM var. Fakat ARM kullanmak istiyorsunuz diyelim. Bir mikro denetleyici çip yapacaksınız. Requires upfront licensing fee. Yani bir diyor ki ARM, ben sana bir vereyim Cortex-M3 mesela, M4. Sen de bana o zaman bir lisans parası ver. Hadi 1 milyon dolar mesela. And royalty per unit production sales. Yani bir de şunu diyor. Diyor ki kardeşim sen bir mikro denetleyici yapacaksın ve diyelim 1 milyon adet üreteceksin. Bunun bana satışının %3'ünü, %2'sini ayrıca da ver. Sattığın üründen diyelim bu 10 dolar. 10 dolarsa %3'ü ne yapar? İşte 0,3 dolar. Bana her satışından ver. 1 milyon satarsan 300 bin dolar eder. Değil mi? O yüzden ARM bayağı şeydir. Yani ARM size IP satar. Çekirdeğini satar. Siz şeyini yaparsınız. Çipini. Önce bir baştan bir para alır. Sonra da size her satıştan şey alır. Bayağı karlı bir şeydir. İşlemdir. Fabrikası falan yoktur ARM'ın. Çok iyi mühendislik yeteneğiyle işte size IP sağlar. Şu an dünyanın yüzde belki 99'u gömülü sistemlerde ARM vardır. Bu kadar da başarılı bir firmadır. Ve milyarlarca adet en son 100 milyar mı tahmin edilen ARM tabanlı çip üretildi falan haberleri vardı yani. Çok güzel ama bu birazcık pahalı bir iş. Yani en baştan bir belki milyon dolarlar veriyorsunuz. Sonra bir de her satıştan da kar vermek zorundasınız. Çok da kolay bir iş değil herkes için. Veya educational purpose veya işte hobi olarak uğraşacaksınız. Kolay değil. O zaman ne var? Royalty free dediğimiz yani herhangi bir lisans ücreti istemeyen RISC-V var ki biz bu derste onu gördük. Bununla ilgili çekirdekler var. Ama tabii ARM'ın şöyle bir şey var. ARM size implement edilmiş çekirdeği yani Verilog'da, System Verilog'da yazılmış ve sentezlenmiş bir IP'yi sağlıyor direkt ve doğrulanmış. Fakat RISC-V'ın instruction seti var ve
Yani sizin yazmanız lazım bu RISC-V işlemcisi çekirdeğini. Her ne var? Open source şeyler var. Hatta verified diyebileceğimiz işte bu Core 5 dediğim gibi Open Core, Open Hardware Group girip bakarsanız burada baya bir ciddi şeyler var open source. Bunları commercial olarak da kullanıyorlar firmalar. Dolayısıyla artık community biraz daha iyi diyebiliriz. Şimdi 8 bit, 16 bit, 32 bit yani register file'ım benim kaç bitten oluşuyor? Bizim RISC-V'de 32 bitti. Ama hayır hala 8 bit, 16 bit işlemciler de var. Onlar biraz eski, legacy dediğimiz eskiden yapılmış hala öyle devam eden şeyler var. Artık kimse 8 bitlik işlemciyle herhalde bir tasarıma başlamaz. Ama 30 yıl önce başlamış öyle devam ediyor. Ama artık 32 bit. 64 de değil bakın 32 gömülü sistemlerde. Yani mikrokontrol unit için. 64 bit işlemci çekirdekleri yok mu? Var ama onlar high-end SoC'ler işte cep telefonları ne bileyim çok daha gelişmiş serverlarda çok güçlü işlemciler var. Mikro prosesör unit dediğimiz yine kısımlar ve desktop PC'ler de var. Ayrıca bu 64 bit CPU'lar operating system çalıştırabiliyor. Bunlar pek çalıştıramaz. FreeRTOS dediğimiz çok basit böyle RTOS yani real time operating system'ları çalıştırabiliyorlar belki ama Linux, Windows, Android gibi şeyleri pek çalıştıramıyorlar. Bunlar için işte ARM Cortex-A serileri var. Application seri deniyor buna. Application. M serisi mobile. Daha az güç tüketiyor falan. Bunlar çok güç tüketiyor ama çok da performanslı. İşte A53, A7 serileri, 70 serileri. Bunlar daha çok cep telefonlarımızda bulunan şeyler. Atıyorum Broadcom, Qualcomm, Snapdragon. Bunlar hep şey içerisinde genelde bu en yeni ARM çekirdekleri oluyor. Bu çekirdekleri karşılaştıracak olursak 64 bit olunca buna genelde şey deniyor. Microprocessor Unit, SoC deniyor veya Application Processor deniyor. Bu MCU'ya genelde 32 bit oluyor bunlar. Bunlar mikrokontroller yükleniyor. Bunlara NPU, SoC veya Application Processor, belki buna Mobile Processor gibi şeyler söyleniyor. Linux, Android koşabilir. L1, L2 cache'leri vardır. Bu koşamaz Linux falan. Bare metal, yani gücü yetmez. Bare metal yani standalone, işletim sistemsiz sadece driverlar, FreeRTOS veya Zephyr gibi açık kaynak bazı çok basit yani böyle task based scheduler tarzı şeyler koşabiliyor. Hiç ön bellek olmayabilir veya çok küçük 8 kilobayt falan oluyor. Memory Management Unit vardır. Ne demek bu? Main memory gibi bir şeye dış dünyaya DDR üzerinden erişebilir. Bunda öyle bir şey yok. External High Speed Memory Interface vardır. İşte DDR3, 4, 5 arayüzü vardır. Bunda yoktur. Internal'dır. Küçük bir RAM ve ROM vardır. Yani ROM dediğim EEPROM gerçi de yani yazabiliyorsunuz. Read only değil. Ama genelde içindedir. High speed interface'leri vardır. HDMI, gigabit, Ethernet'ler, PCI Express'ler. Bunda mikro denetleyicilerde ise genelde UART, SPI, I2C, 1100 yani gigabit'e pek çıkamazlar. Çünkü işlemcinin gücü yetmez. Grafik hızlandırıcılar vardır üzerinde. Grafik işlemler için ARM Mali gibi. Bunda yoktur grafik hızlandırıcı genelde. Çok çekirdek vardır. Tek çekirdektir genelde. Paralel uygulamalar koşar, multithreading yapar. Bu sıralı koşar, tek çekirdektir. Aradaki böyle bir fark var. Dediğim gibi bu ARM'ın sadece çekirdekleri değil, bu bus protokolü de işte bu AMBA denilen Advanced Microcontroller Bus Architecture ARM'ındır. Bu APB, AHB vardır 99'da. Sonra AXI 3 çıkmıştır 2003'te. Artık 2010'dan itibaren AXI 4 kullanılır. Ama hala şunlar da piyasada kullanılabiliyor. Bunlar da benim YouTube'daki videolarda anlattığım şeyler de var. Zinc serisinde anlatmıştım bunları. Orada çünkü bunun üzerinden haberleşen IP'ler yapıyoruz. Bu önemli çünkü dediğim gibi IP denilen bir şey var. IP geliştiriyorsunuz. Intellectual Property. Bu böyle bir arayüzü olmak zorunda bunun. İşte AXI4 veya APB. Bunları siz başka firmalara satıyorsunuz. Atıyorum bir video codec, audio codec, image, signal processing unit, ne bileyim ben, AI, inference unit, çarçurt. Bunların bir arayüzü olması lazım değil mi? Bu bir CPU ile haberleşecek core'la. Bu core'un arayüzü neyse bunun da o olmalı ki
haberleşebilsinler. O yüzden bu bas dediğim yapı önemli. Ve dersin son slaytı bitiriyorum. Trends in Computer Architecture. Internet of Things zaten halihazırda çok kritik ama önümüzdeki yıllarda 5-10 yıl içerisinde her şey birbirine bağlanacak. Önceden Internet of Computers'tı belki. Internet of Universities'di. Ya sadece onlar birbirine bağlanıyordu. Ama Internet of Things her şeyin yani think şey demek ya her şeyi artık cloud'a bağlı olacak. Her şey. Tamam her şey ona gidiyor yani. İşte bize bile çip takacaklar. İşte o çiplerle biz de bağlı olacak. Yani hepimizin inanılmaz bir veri akışı olacak. Ki oluyor şu anda. Bu veri akışını da sağlayabilecek olan şey de arkadaşlar 5 ve 6G. Yani çünkü böyle artık megabit per second'lar değil de gigabit per second'lar hedefleniyor ki bu kadar çok cihaz belki uydu üzerinden belki yine local area'lar şeyler üzerinden işte cellular şeyler üzerinden haberleşebilsin birbiriyle ya da artık satellite'a gidecekler. Evet yani dünya buna gidiyor. 5G, 6G bunun altyapısını oluşturuyor. IoT burada hedeflenen şey. Sonra tabii cloud burada işin içine giriyor. Bütün bilgiler bu bulut denen bir şey varmış diyordu dönemin başbakanı. Her şeyi oraya atıyorsun ama hiçbiri birbirine karışmıyor. Bunun da hikmetini sorgulamayın diyordu kendisi. Öyle değil. Biz mühendisler olarak ve scientist olarak bunları sorgulamalıyız. Bunları öğrenmeye çalışmalıyız. Çünkü bütün dünyada bütün trend bu. Bunu yapmadığınız zaman maalesef ülke olarak geride kalıyorsunuz. Ben onun dediğinin tam tersini diyorum. Biz ara eleman ülkesiyiz diyordu. Hayır. Biz ara eleman ülkesi olursan hala gelişmekte olan ülke. Hatta gelişmemiş ülke şeyindesin. Gelişmiş ülke refahına kavuşmak istiyorsak bizim bu konuları çalışmamız lazım. Bu konuları öğrenmemiz, bu teknolojiyi üretmemiz lazım. Cloud computing çok önemli. Burada edge computing var. Cloud dediğin işte her şeyi bu bulut denen bir şeyin içine giriyor. Edge computing ise her şeyi de bazen buraya gönder al uzun gecikmeler oluyor. Yapamazsın. Mesela otomobillerde veya çok hızlı güvenlik önlemlerinde edge denilen uçta deniyor buna uçta. Mesela bir güvenlik kamerası var. Hemen aksiyon alabilmeli. Bunu takip et şey yap. Cloud'a göndereyim. Oradan cevap gelsin. Uğraşmasın. Edge. AI acceleration. Bununla ilgili yorum yapmama gerek yok. Yapay zekayı hızlandırma. Computer Vision'da aslında AI based yine bir kamera var. Güvenlik kamerası, cartridge her yerde var artık. Smart City diye bir şey var değil mi? Smart City. Ve bu Smart City'de hani her yer kamera olacak. Sizi yüzlerinizden tanıması lazım. Bunlar da Computer Vision'la olabilir. Bu da AI uygulamalarıyla olabilir. İşte YOLO, MOLO, cartridge. Öyle şeyler var mesela. Bunlar da trendler. Yani eğer bilgisayar mühendisi olarak sadece donanım değil yazılım tabii donanım yazılım birlikte bütün bunlarda hardware de var software de var iki tarafı da ilgilendiriyor system integration da var cart var curt var yani trendler bunlar dolayısıyla bu konuları bu anahtar kelimeleri aratabilirsiniz bence bunlarda insanlar dünyada ne yapıyor iş ilanlarında neler var bunlara bakabilirsiniz benden bu kadar.